Good afternoon. My name is Paul Heunen. I'm the ambassador of Belgium to Turkey. We have all been, and we are standing here in the city of Kirikan, near in the province of Hatay. And behind us, you see the Belgian Field Hospital. And we're going to tell you something about this initiative. İyi öğleden sonralar. Benim ismim Paul Heunen. Belçika Büyükelçisiyim. Şu anda Hatay Kırıkan'dayız ve arkamızda Belçika'nın Sahra Hastanesi'ni görüyorsunuz. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. We have all been shocked by the devastating earthquakes that struck Turkey. In Belgium, where there is an important Turkish community and a successful community, the immediate feeling was of solidarity from the entire population of Belgium with the population of Turkey. Biz Türkiye'de meydana gelen bu çok yıkıcı depremlerden dolayı gerçekten çok şok olduk ve Belçika'da biliyorsunuz önemli miktarda Türk yaşıyor. Türk toplumunun olduğu, başarılı bir Türk toplumunun olduğu bir ülke. İlk hissedilen şey Türklerle Belçikalılar arasında, Türkiye ile Belçika arasındaki dayanışma duygusuydu. Turkey requested for assistance through the European Union Civil Protection Mechanism, and the Belgian federal government reacted quickly. Türkiye Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım talebinde bulundu ve federal Belçika hükümeti de buna hemen yanıt verdi. In line with the needs expressed by Turkey, Belgium offered to deploy an EMT2 field hospital through BFAST, co-funded by the European Union. Ve ihtiyaçlara göre de, Türkiye tarafından değerlendirilen ihtiyaçlara göre de Belçika EMT2 dediğimiz tip 2 Sahra Hastanesi'ni BFAST aracılığıyla ve Avrupa Birliği ortak desteğiyle Türkiye'de kurdu. BFAST is the structure of the Belgian federal government that is activated when sending emergency aid abroad. It consists of the ministries of public health, defense, home affairs, policy and support, foreign affairs and development cooperation. The cabinet of the prime minister is also involved. The Ministry of Foreign Affairs chairs BFAST Coordination Council and is responsible for its secretariat. BFAST, Belçika Federal Hükümeti'nin özellikle yurt dışına acil yardım gönderdiği durumlarda harekete geçirdiği bir yapı. Bu yapı halk sağlığı, savunma, iç işleri, politika ve destek, dış işleri ve kalkınma işbirliği bakanlıklarından oluşuyor. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu da bu yapının içerisinde yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı BFAST'ın Koordinasyon Konseyi'nin başkanlığını yapıyor ve sekreteryasını da o yürütüyor. I thank my colleague Ambassador Niklaus Mayer-Landrut, Ambassador of the European Union in Turkey, for visiting our field hospital today. Ben meslektaşım Büyükelçi Niklaus Mayer-Landrut'a, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı'na bugün hastanemizi ziyaret ettiği için teşekkür ederim. Belgium is one of the 4 European Union countries to have set up an EMT2 field hospital together with France, Spain and Italy. Carrying out such an operation of this scale alongside those bigger countries says a lot about Belgium's commitment with the support of the European Union towards Turkey. Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya ile birlikte Türkiye'de kurulan 4 Sahra Hastanesi'nin bir tanesini kurmuş bulunuyor. Dolayısıyla bu daha büyük olan ülkelerle böyle bir operasyonu bizim de katılmış olmamız Belçika'nın bu konudaki taahhüdünü ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye desteğini de gösteriyor. Since the start of the deployment of the field hospital, our team
has been in close contact and cooperation with the EU civil protection team on the ground and the other EU field hospitals. Sahra Hastanemiz kurulduğundan bu yana buradaki ekibimiz Avrupa Birliği sivil koruma sahada bulunan sivil koruma ekibi ve diğer Avrupa Birliği Sahra hastaneleriyle sürekli yakın iletişimde ve işbirliğinde oldu. As Belgian embassy in Ankara, we also work daily with our colleagues of the EU delegation and of the embassies of the other EU member states, and we've been working from day one to establish contacts with national, regional and local Turkish authorities. Biz de Ankara'daki Belçika Büyükelçiliği olarak hem de Avrupa Birliği delegasyonundaki meslektaşlarımızla hem de Avrupa Birliği diğer büyükelçiliklerindeki meslektaşlarımızla her gün birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaya birinci günden itibaren başladık ve Türkiye'deki ulusal, bölgesel ve yerel tüm yetkili otoritelerle birlikte çalışıyoruz. All the Belgian ministries involved are very proud of this mission. In addition to this field hospital, Belgium also donated 10,000 sleeping bags. It's important for Belgium to stand with Turkey and to contribute to the European Union's solidarity to help Turkey after the devastating earthquakes. Bu çalışmada yer alan bütün bakanlıklar, Belçika'daki bütün bakanlıklar gerçekten bu misyondan büyük gurur duyuyor. Bu Sahra Hastanesi'ne ek olarak Belçika aynı zamanda 10.000 uyku tulumu da bağışladı. Belçika için Türkiye'nin yanında durmak ve Türkiye'ye yardımcı olabilmek amacıyla Avrupa Birliği dayanışmasına destek vermek bu depremler sonrasında çok önemli. The BFAST assessment team arrived in Turkey already on February 8th and in close cooperation with the Turkish authorities and in coordination with our European partners, decided to set up the field hospital here in Kerkan. BFAST değerlendirme ekibi Türkiye'ye 8 Şubat'ta geldi ve Türkiye'deki yetkililerle işbirliği içerisinde ve Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içerisinde Sahra Hastanesi'ni burada Kırıkhan'da kurmaya karar verdi. Dr. Hazendonk will later on in this conference explain you some figures and some technical details about the hospital. That's not for a diplomat to do. But it's now with pleasure that I hand over the floor to the microphone to my colleague Niklas Meyer-Landrut, thanking him again for having made the journey from Ankara to Kırıkhan. Daha sonrasında Sayın Ruben Hausendok zaten hastaneyle ilgili daha detaylı bilgiler verecek. Tabii diplomat olarak bu bilgileri benim vermem olmaz. Şimdi sözü Sayın Büyükelçi'ye bırakmak istiyorum. Ankara'dan Kırıkhan'a geldiğiniz için de teşekkür ederim. Let me start by expressing again my condolences to the Turkish people, but also in particular to the people here in Kırıkhan. This is a very devastating earthquake. We witness the consequences by which I'm personally and we all are very much saddened. Ben öncelikle konuşmama Türk halkına ve Kırıkhan halkına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Gerçekten bu çok yıkıcı depremler hepimizi, şahsi olarak da beni çok üzdü. The European Union has mobilized its support from the first hours through the civil protection mechanism, and I'm very happy and glad to be here together with my Belgian colleague Paul Heinz, because this is the manifestation of the cooperation between the institutions and member states. It's member states who provide the assistance. We try to coordinate and support. So thanks again for Belgium. This is a very impressive hospital. We had the opportunity to visit it. Very professional and with very high quality services which are provided to the Turkish citizens. Avrupa Birliği olarak Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla biz deprem olduktan hemen sonraki ilk saatlerde hemen destek sağladık. Ben de bugün Belçikalı meslektaşımla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bu aslında Avrupa Birliği kurumlarıyla üye ülkeler arasındaki işbirliğini de gösteriyor. Avrupa Birliği üye ülkeleri yardım sağlarken kurumlar da bu desteği olarak biz
koordine ediyoruz. Hastaneyi de gezme fırsatımız oldu. Gerçekten çok etkileyici bir hastane. Oldukça profesyonel ve buradaki vatandaşlara yüksek kalitede hizmet sunacak bir hastane. Many member states have provided rescue teams, have provided humanitarian assistance, have provided medical teams. We are still providing more and more humanitarian assistance. My colleagues will explain more in detail. But we are also thinking beyond humanitarian assistance. We are already starting to think about the needs of reconstruction and rebuilding. Birçok üye devlet kurtarma ekipleri aracılığıyla insani yardım sağlayarak aynı zamanda sağlık ekipleriyle destekte bulundu. Birazdan meslektaşlarım detaylarıyla anlatacak, insani yardım daha da fazla sağlayacağız. Ama insani yardımın ötesinde de düşünmemiz gerekiyor. Özellikle yeniden yapılandırma, yeniden inşa konusu ve bu konudaki ihtiyaçları. The President of the European Commission, together with the Swedish Presidency, has called for a donors conference to take place still in March, in the second half of March, and we will try to mobilize as much means as possible from the international community to help Turkey in rebuilding. Turkey can count on our support and our solidarity now in the immediate humanitarian phase, but also beyond. Thank you. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı İsveç'le birlikte, İsveç dönem başkanı İsveç'le birlikte bir donörler konferansı düzenleneceğini duyurdu. Bu konferans Mart ayının ikinci yarısında yapılacak ve böylece uluslararası toplumun imkanlarını da seferber ederek Türkiye'ye destek olunacak. Türkiye her zaman bizim desteğimize ve dayanışmamıza güvenebilir. Hem şimdi hem daha sonrasında. So thank you again for the Belgium contribution here and now I think it's up to you. Ben tekrar Belçika'nın katkıları için teşekkür ediyorum ve sözü beyefendiye veriyorum. Thank you, Mr. Ambassador. I also want to start with underlining the words of a sympathy that were already said about the impact of this disaster to the Turkish people and especially here in this region. My name is Marek Nas and I'm the team leader of the European, the deputy team leader of the European Civil Protection Team in this area. Çok teşekkür ederim. Ben de daha önceki konuşmacılar gibi bu afetten dolayı, afetin yarattığı etkiden dolayı tüm bu bölgede, özellikle de Kırıkhan'da çok üzgün olduğumuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Benim ismim Mark Nas ve Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması Yardımcı Ekip Lideriyim. Under the mechanism, a civil protection team a coordination team is alerted and sent into place to coordinate, on request of the Turkish government, the assistance delivered by the different member states. Bu mekanizma kapsamında hemen bir koordinasyon ekibi Türk hükümetinin de isteğiyle üye ülkeler tarafından gönderilen yardımı koordine etmek üzere hayata geçirildi. Yeah, we coordinate here in on site of course, but also in Ankara with the Turkish authorities. And in the beginning, more than 40 teams from more than 20 member states were very quickly dispatched here, and it were rescue teams and medical teams in the beginning. Hem burada sahada koordinasyonu sağlıyoruz hem de Ankara'da yine Türk yetkililerle koordinasyonu sağlıyoruz. Hemen ilk başlarında afet sonrasında 40'tan fazla ekip burada bulunuyordu. 20'den fazla üye ülkeden gelmişlerdi ve ilk başta bunlar arama kurtarma ekipleri ve sağlık medikal ekiplerdi. So the urban search and rescue teams, they are already departed, and currently there is four field hospitals, a Spanish, an Italian, a French, and of course behind me the Belgium still in country, and an air ambulance was also deployed.
Tabii arama kurtarma ekipleri ülkeden ayrıldı. Şimdi Türkiye'de 4 tane Sahra Hastanesi var. İspanya, İtalya, Fransa tarafından kurulan, bir de benim arkamda gördüğünüz Belçika tarafından kurulan Sahra Hastanesi. Bir de ambulans konuşlandırıldı. So after this phase, of course, it's for the immediate for the rescue teams, it's almost finished, and then the humanitarian colleagues, they will take over for the longer term. So therefore, Devri, it's up to you. Thank you. Arama kurtarma bittikten sonra bu aşamaya geldik ama tabii ki insani yardım devam edecek. Bununla ilgili olarak da beyefendi bilgi verecek. Good afternoon. My name is Devrik Veli. I'm the head of DG ECHO, with the Civil Protection and European Civil Protection and Humanitarian Aid Office, based in Ankara, Turkey. Öğleden sonralar. İsmim Devrik Veli. Ben Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi'nin başıyım. I would like also to express our sincere condolences to the people of Turkey and especially the victims, families, victims of the earthquake in the southeast of Turkey. Biz de Türkiye'de meydana gelen depremlerden dolayı depremzedelere, yakınlarını kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. DG ECHO is based as an office as well in Gaziantep and has been operational since the beginning, since day one, following the earthquake. Bu ECHO, yani Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'te de zaten bir ofisi vardı ve birinci günden itibaren deprem olur olmaz hemen harekete geçti. So in addition to the civil protection assistance that was described by Mark here, we have also mobilized the humanitarian assistance. Yani Mark'ın bahsettiği sivil koruma yardımına ek olarak insani yardım da gerçekleştiriyoruz. And this is through the emergency toolbox that we have at our disposal to respond to critical emergencies. Bu da kritik acil durumlara müdahale etmemizi sağlayan acil durum araç setimiz sayesinde oluyor. So far 8.2 million has been allocated through our partners on the ground, and that's the Red Crescent and Red Cross movement, the international organization, and the UN partners, in good partnership with the local authorities in charge in each of the provinces affected. Şu ana kadar sahadaki ortaklarımız aracılığıyla, ki bunlar Kızılay, Kızılaç Hareketi, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler'deki ortaklarımız, bunlar aracılığıyla 8.2 milyon tahsis ettik. Tabii ki etkilenen her şehirdeki yerel yönetimlerle de işbirliği içerisinde. So the scale of the devastation is absolutely immense, and we are hearing through the authorities on the ground, through everybody right now operating on the ground, very important needs in the sectors of shelter, wash, sanitation and hygiene, as well as health, social, mental health and psychosocial support, food, as well as cash in order to be able to respond or cover the basic needs. Tabii ki depremin yarattığı yıkım çok büyük. Biz de sahadaki yetkililerden, herkesten şu anda sahada olmanın çok önemli olduğunu duyuyoruz. Özellikle de barınma, hijyen, sağlık, psikososyal destek, gıda ve nakit gibi temel ihtiyaçlara yanıt vermek için. So we are currently trying to mobilize more to do to support more in the next few days, in the next few weeks, because we know the task and the support would be really needed. So DG ECHO stands ready to support the humanitarian and emergency phase for the next few days and weeks.
Dolayısıyla biz de önümüzdeki günlerde, haftalarda daha fazla destek sağlamak için daha fazla kaynak seferber etmeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten bu destek çok önemli. ECHO da bu desteği sağlamaya hazır. Thank you for your attention. I will leave now the floor to Gino, who is the team leader of the medical hospital just behind us. Thank you very much. Çok teşekkürler. Ben şimdi Gino'ya, Sahra Hastanesi'nin ekip liderine sözü bırakacağım. Good afternoon. I'm Gino Klaas. I'm the team leader of the emergency medical team type 2 from Belgium. First, my sincere condolences for the people of Turkey. The field hospital started receiving patients on Thursday the 16th after the arrival of the medical team. The medical team is composed of Belgian doctors specialized in emergency care, supported by emergency nurses, other specific medical profiles and logistical personnel. The field hospital. Oh, yeah. İyi öğleden sorular. Benim ismim Gino Klaas. Öncelikle ben de Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Biz ilk hastaları 16 Şubat'ta Perşembe günü kabul etmeye başladık. Buradaki sağlık ekibi Belçikalı doktorlardan oluşuyor. Özellikle acil müdahale konusunda uzmanlaşmış olan Belçikalı doktorlar ve hemşireler. Bunun yanı sıra diğer sağlık çalışanları ve lojistik uzmanları var. The field hospital offers general medicine consultations, emergency care, radiology, pharmacy, laboratory analysis, gynecology, an operating room and psychosocial care. Hastanede konsültasyon, acil müdahale, radyoloji, eczane, laboratuvar hizmetleri, jinekoloji ve aynı zamanda psikososyal destek gibi alanlarda hizmet sunuyoruz. This weekend the first rotation took place. The first team went home, the second team came in. At this moment there are 91 people arrived in Kirikan this weekend, which of them are 58 are doctors and nurses, 31 people with the logistical profile and 2 people from the management were replaced. Geçen hafta sonu ilk rotasyonu gerçekleştirildi ekibin. Yani ilk gelen ekip döndü, ikinci bir ekip geldi. Dolayısıyla hafta sonu Kırıkan'a 91 kişilik bir ekip geldi. Bunların 58'i hekim ve hemşire, 31'i lojistik uzmanı ve yönetimden de 2 kişi. This is the second rotation and each rotation lasts in principle 2 weeks. Meaning that this BFAST team will remain active in Kirikan at least until early March. Bu ikinci rotasyondu gerçekleşen. Yani her bir gelen ekip en az 2 hafta kalıyor. Sonra yerine yeni ekip geliyor. Bu da demek ki BFAST aslında Mart başına kadar burada çalışmalarına devam edecek. The continuation of the operation will be assessed based on the evolution in the situation and the needs on the grounds. We are in constant contact with the Turkish authorities to make this assessment. Buradaki çalışmanın devam edip etmeyeceği hem ihtiyaçlara hem de mevcut duruma göre yapılacak bir değerlendirme sonucunda kararlaştırılacak. Bu değerlendirme ile ilgili olarak da biz Türk mercileriyle sürekli temas halindeyiz. Now I will give the word to Dr. Hasendong to elaborate on the figures of the patients. Şimdi hasta sayılarıyla ilgili olarak da Dr. Hasendong'a sözü vermek istiyorum. Hello. I want to express my sincerest condolences to all the people in Turkey who have been devastated by this extremely heavy earthquake. I'm Ruben Hasendong. I'm an emergency physician working here as the ER head of the ER department. Bence ben de öncelikle tüm Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Benim ismim Ruben Hasendong ve acil doktoruyum. Buradaki acil ekibinin sorumlusuyum. So at the start of this project, we started with about 100 patients a day being treated in this field hospital, the size of a football field. Now it already amounted to more than 200 patients a day that we see every day. İlk başladığımızda bu hastanede, yani şu anda bir futbol sahası büyüklüğünde olan bu hastanede günde 100 hasta tedavi ediyorduk. Artık günde 200'den fazla hastaya hizmet sunuyoruz.
So up until now, we already treated more than 2,000 patients. And we also have the capability of keeping 20 patients overnight for observation and close follow-up in our wards. Şimdiye kadar 2000 hastayı tedavi ettik. Aynı zamanda özellikle gözlem amaçlı olarak burada hastaları tutmamız gerekirse de 20 hastayı gece hastanemizde konaklatabiliyoruz serviste. So, of course, the care that we provide is absolutely essential for the devastated population here, and it helps to relieve also the pressure on the healthcare system. Tabii ki burada bizim sağladığımız bakım gerçekten halkın temel ihtiyaçlarını karşılıyor ve aynı zamanda da ülkenin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı biraz da hafifletiyor. Evidently, we have been treating badly injured patients from the earthquake directly related, but also afterwards, people going through the rubble, for example. But of course, general and more common diseases are also currently what is being treated in our field hospital. Tabii ki biz deprem sırasında çok ciddi yaralanmış hastaları da tedavi ettik. Ondan sonrasında da yaralanmayla gelen hastalarımız oldu. Mesela enkaza giren kişiler gibi ama genel sık görülen hastalıkları da tabii ki tedavi ediyoruz. So our staff is actually specialized in emergency care and emergency surgeries, but we have also treated more than hundreds of children by our pediatricians. And in addition, and I would like to end also on a small positive note, our midwives and gynecologists are currently following up on several pregnant patients. And here at our field hospital, we already had 5 children that were born. Thank you. Hastanede çalışan personel özellikle acil durumlarda cerrahi ve bakım uzmanı hekimler ama çocuk doktorumuz yüzlerce çocuğu da tedavi etti. Buna ek olarak da belki pozitif olarak söyleyebileceğimiz bir şey jinekologlarımız ve ebelerimiz gebeleri takip ediyorlar ve şimdiye kadar da hastanemizde 5 bebek doğdu. Teşekkür ederim. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.